Şu anda en büyük problem aslında emeklilerin düşük emeği maaşı alan. Mesela 7500 liraya çıkarıldı ama son %25'lik artışta bir emekliye sadece 106 lira zam gelmiş Mücahit Bey. Bu emekliler şu anda hakikaten çok yani aşırı talep ve sıkıntı içindeler. Fakat şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki bu pahalılık, bu ekonomik sıkıntının sebebi kötü yönetimden kaynaklanmıyor. Dünyadaki ekonomik dalgalanmanın ve Türkiye'nin 2013'ten beri yaşadığı, atlattığı badirelerin en son deprem felaketinden sonra Türkiye'deki bu ekonomik sıkıntı yönetimin zafiyetinden değil, aslında yönetim iyi olduğu için, Başkan Erdoğan yönetimi başarılı olduğu için Türkiye batmamış. Başka bir devletin başına 2013'ten beri Türkiye'nin başına gelenler gelseydi buna Avrupa'nın en güçlü devleti dahil ayakta duramazdı. Türkiye'deki yönetim 2002 krizini nasıl atlattıysa 2008'den beri dünyanın yaşadığı krizleri, ekonomik krizleri nasıl teğet geçirecek şekilde atlattıysa, ben Başkan Erdoğan'ın bu konudaki 25 yıllık devlet tecrübesi, 50 yıllık siyaset tecrübesi ne istinaden ben Başkan Erdoğan'a bu noktada güveniyorum ve inşallah bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Fakat hiçbir zaman pahalılığı savunmuyorum, savunamayız. Zaten Başkan Erdoğan da bunun farkında olduğu için 2 sene önce 2500 aydı asgari ücret, bugün 11 bin lira ama 11 bin liraya çalışan yok Nurdan Hanım. Evet. En az 15 bin 20 bin alıyor şu anda. 15 bin 20 bine piyasada çalışacak adam bulunamıyor. Asgari ücret edebiyatı yapanlar zannediyorlar ki sadece o kadar para veriliyor. Gezin İstanbul'da işçi arayanları 15 bin veriyorum diyor. 20 bin veriyorum, adam bulamıyorum. Vasıfsız işçi bulunamıyor. Dolayısıyla şu anda mesela memur sendikaları devletle pazarlık halinde. Elimizde uzun listeler var. Evet, enflasyona karşı ezdirmeme istikametinde hükümet üzerine düşeni yapıyor. Ancak pahalılığı savunmak mümkün değil. Bu noktada biz hükümetimize de hem destek olmak hem de başarı dilemek durumundayız.